Diyalizde yatan hastalığın raporlarını bana getiriyorsun. Ek olarak tam kan sayımı istiyorum. Tam idrar tahlili ve EKG çektiriyorsun. Tamam hocam. Anladın değil mi? Anladım hocam. Anladın da niye hala burada suratıma bakıyorsun? Ne yapayım hocam? Ya sabır. Kızım gidip testlere başlasana bir an önce. Çabuk. Tamam hocam. Çabuk. Allah bu adam beni koruyacak. Çok pardon. Bir şey sorabilir miyim? Hasta yakınıysanız danışma bu tarafta beyefendi. Yok ben... Ne beyefendi? Ne? Danışma bu tarafta. Yok ben orada kimseyi bulamadım da bu başhekim odası için... Beyefendi, danışmaya benzer bir halim mi var? Bir bakın isterseniz. Doktorum ben. İzninizle çekilin, geçeyim. Ya yok artık ya. Of! Çekilir misiniz beyefendi? Aman, buyurun. Geçin hanımefendi, buyurun. Çekil diyorum, çekilme. Öküz ya. Kardiyak problemle başvuran hastaları monitörize takip etmekte fayda var. Doktor hanım, biz sessiz başladık ama sizin için bir sakıncası yoktur herhalde diye düşünüyorum. Çok özür dilerim hocam. Anca haberim oldu. Hocam Rıza Bey bayılma ve halsizlik şikayetiyle gelmiş. Geçmiş olsun Rıza Bey. Sağ olun hocam. Bize neler oldu hakkında bilgi verir misiniz? Hocam ben tahlil sonuçlarını gösterme polikliniğe gittim. Orada gözüm kararmış. Bayılmışım. Bir de gözümü açtım ki buradayım. Evet, kim bana... Sen. Sana diyorum, sen. Ben? Bize EKG'de ne gördüğünü söyler misin? Yalnız biraz acele eder misin yani? Biz belki bekleyebiliriz de. Rıza Bey'in acelesi olabilir. Şey hocam, hastanın kalp hızı düşük. Bir de sinüs bradikardisi var. Emin misin? Arkadaşlar bugün şanslı günümüzdeyiz. Çünkü her zaman böyle bir cevapla karşılaşılmaz. Bu tipik bir yanlış hasta teşhisi. Eğer EKG iyi okunursa hastanın AV blok olduğu kolayca anlaşılır. Yani siz siz olun. Lütfen acele etmeyin. Evet, 5 dakika kahve arası. Benimki şekersiz ve süssüz olsun. Evet doktor hanım, bir şey mi söyleyecektiniz? Hocam, geçen karşılaştığımızda... Ya ben size saygısızlık yapmak istemedim. Önemli değil. Biraz daha sakin olun yeter. Ama ben... Pardon. Efendim Yasemin. Ali abla. Abla hastanede misin? Tamam. Tamam, bekle beni, ben geliyorum, tamam mı? Sakın gitme bir yere. Dur, ağlama. Tabii gel de, ne oldu? Yoldayım. Gelince anlatırım. Hadi bay bay. Önemli bir şey mi oldu? Kardeşim buraya geliyormuş da... İzniniz olursa ben onunla biraz ilgilenebilir miyim? Acil bir durum. Hocam, buyurun. Teşekkürler. Senin adın neydi? Gül. Gül Hanım, işlerimizi hallettikten sonra hemen çok acele bizim yanımıza katılın. Tamam? Peki hocam. Ya da
Vazgeçtim, acele etmeyin. Hata yapıyorsunuz. Tamam, tamam. Bak ben orayı biliyorum, yakın zaten, bana geliyorum. Bak sakın hiçbir yere ayrılma, tamam mı? Bekle beni orada. Hadi. Ben senin sorunlu kız kardeş triplerinden ne zaman kurtulacağım acaba ya? Yine nereye acele ediyorsun acaba? Kardeşim aradı da. Kardeşin de sensiz yapamıyor galiba. Ya ne demezsiniz. Ben de şimdi çıkıyordum. Seni de bırakayım mı? Yok, ben kendim giderim hocam. Kemal. Efendim? Adım Kemal. Resmen tanışmamıştık. Ben de... Gül. Söylemiştin. Gül. Sana bugün biraz fazla yüklendim, biliyorum. Çünkü bizim işimizin bir numaralı kuralı soğukkanlı olmak. Yani bunu alışsan iyi olur. Ben o zaman şey yapayım. Ne yapayım? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdilik bu kadar. Akşam vizitinde kimse geç kalmasın. Gül, şu en son baktığımız hastanın test sonuçlarını versene, bir bakacağım. Tabii hocam. Buluyorum hemen hocam. Tamam, sen ver bana, ben alırım. Yok yok, şimdi hallediyorum. Tamam. Veriyorum, veriyorum. Gül, sen onları topla, bahçeye gel, tamam mı? Otur bakalım. Hocam, ne yapıyoruz? Dinleniyoruz. Dinleniyoruz dedim, kazık gibi oturuyoruz demedim. Şimdi anlaşıldı senin neden böyle heyecanlı, telaşlı bir tip oldun. Çünkü rahatlamayı bilmiyorsun. O yüzden de böyle sürekli elin ayağın dolanıyor. Bir kere şu... Sopa yutmuş gibi oturuşunu bir bırak. Rahatla biraz. Gel şöyle. Gel. Şu omuzlarını biraz indir. İndir. İndir, rahat bırak. Şimdi derin bir nefes al. Şimdi şu boynunu biraz rahatlat. Rahatlat biraz, bırak. Gelme. Bence yol yakınken bu sevdadan vazgeç. Yani bizim meslekte senin gibi aceleci, panik tiplere pek fazla yer yoktur.
Anlıyorum. Peki hocam, siz mezun olur olmaz mesleğe artı 10 tecrübeli mi başladınız? Yani hiç acemilik çekmediniz. Yeni bir doktorun halinden anlamadığınıza göre. Bakın Kemal Bey, ister inanın, ister inanmayın ama ben bu mesleğe aşığım. Ve işime o kadar önem veriyorum ki hata yapmaktan ödüm kopuyor. Doğru. Belki benim biraz sakinleşmeye ihtiyacım olabilir. Ama sizin de kesinlikle empati yapmaya ihtiyacınız var. Test sonuçları. Başka bir şey yoksa gidebilir miyim? Gidebilirsin. Size iyi dinlenmeler hocam. Ya çok kötü oldum siz. Siz gidin yiyin, tamam mı? Aa, ne oldu şimdi ya? Bir şey olmadı. Siz şey yapın, gidin, tamam mı? Selam. Ben de seni ararım. Ha. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz hocam? Evet. Hı. Nedir? Yemek yemek. Bak, bugün yine seni üzdüm değil mi? Hadi gel birlikte bir yemek yiyelim. Bundan sonra birlikte çalışacaksak bana alışmaya başlasan iyi olur. Hadi gel. Hadi. Anlatacak bir şey yok mu? Ne anlatayım hocam? İşte rotasyonlarımız yeni başladı. Kardiyolojide çalıştığım ilk bölüm o kadar. Yok. Sen muhabbet etme demiyorsun. Şaka yapıyorum. Size anlatın hocam. Sonuçta hastanede gizem teşkil eden kişi sizsiniz. Hem hakkınızda bir şey bilmiyorum. Yani bilmiyoruz. Mesleki başarılarınız hariç. Peki. 2 ay önce İzmir'den geldim. Bu zamana kadar bütün hayatım İzmir'de geçti. Yani hem şehrin hem de hastanenin yabancısıyım. Yani gördüğün gibi gizem yaratacak bir durum yok ortada. Belki sen bana İstanbul'u gezdirirsin. Efendim. Tamam, geliyorum. Hadi kalk. Acil bir hasta gelmiş kalp krizi. Sıldın şöyle mi? Yok. Şimdi derin derin nefes alıyoruz Gül Hanım. Omuzlar çok kalktı, onlar biraz insin. Sen ne yapıyorsun burada? Ben dinleniyordum da. İyi. O zaman biraz kay da ben de dinleneyim. Çünkü burası benim yerim. Biliyorsun. Ah.
Ne zaman gezdiriyorsun bana İstanbul'u? Hani konuşmuştuk ya yemekte. Sen de tamam demiştin. Bak ne diyeceğim. Ben sana iyi bir doktor olmayı öğreteyim. Sen de bana İstanbul. Ne dersin? Anlaştık. Yani tamam hocam. Sen miydin? Ben de seni bekliyordum. Seninle vaka arşivini taramamız gerekiyor. Hocam, ben çıkabilir miyim? Nereye? Arkadaşım bekliyor dışarıda. Yemeğe gideceğiz. Siz zaten görmüştünüz hani üniversiteden arkadaşım, Sarp. Evet, hatırladım. Size afiyet olsun. Kızdınız mı? Önceden planlarını bana haber verirsen sevinirim. Ona göre ben de çalışma programımı ayarlarım. Peki hocam. Size kolay gelsin. Sağ ol. Dışarıda ne oluyor? Ünlü dizi oyuncusu Deniz Özkan var ya. O burada. Hadi ya. Bu yüzden mi kalabalık? Evet. Kemal de ilgileniyor Melis Özkan'la. İyi. Gül Hanım, hemen hazırlanıp benimle gelin. Hemen. Tamam hocam. Önünü versene. Ver. Ya sen benim dolabımdan alırsın. Çabuk. Bunu da sana zahmet koyar mısın? Melis Özkan'ı tanıyor musun? Evet hocam, ünlü oyuncu. Kendisiyle ben ilgileniyorum, sen de bana yardımcı olacaksın. Ya. Yerinde olsam fazla sevinmezdim. Ay başka bir yere alın beni diyorum ya. Ne biçim bir yerdeyim ben biliyor musun? Starın ölüyor diyorum. Bak ayılıp bayılıyorum burada, haberin yok senin. Aa, ne biçim bir yer burası ya? Koskoca Melis Özkan ölüyor diyorum size. Umurunuz... Ya sen ne biçim bir menajersin? Sen bir yavaş ol biraz. Ayarla, hadi. Ay çok fenayım, sallanıyorum sanki. Ah doktor bey, ne olur bir bakın Allah aşkına benim neyim var. Merak etmeyin Melis Hanım, ne gerekiyorsa yapılacak. Nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı şikayeti. Ya bırak şimdi sen dur. Doktor sen bana bak, neyim olduğunu anlayacaksın zaten. Melis Hanım sakin olun. Tansiyon alındı mı? Evet efendim, 12'ye 8 normal yani. Normal mi? Ne normali ya? Normalse benim burada ne işim var şu anda? Bak bayılıyorum. Melis Hanım lütfen sakin olun. EKG çekilsin, troponin testine çalışılsın. Bu arada maskeli oksijen verelim, hasta rahatlasın. Melis Hanım, sonuçlar çıksın, üstüne değerlendirme yaparız. Ah, bu kadar mı ya? Bir muayene etseydin bari adam. Muayeneyi Gül Hanım yapacak. Gül Hanım kalp sesleri ve akciğeri dinlersiniz. Ah. Ay gel. Gel sen bana bak, gel. O doktorun burada bak, çay yok. Of, ölüyorum. Dur bir dakika, bir saniye. Sen bu işi becerebilecek misin? Ben emin olamadım şu anda. Yaşın kaç senin? Doğrulur musunuz lütfen? Ay doğrulayım bari, başka çarem yok. Burada yok, söyleyeceğim. Bak dinle, bak da söylüyorum bak. Derin derin nefes alıyorum. Alıyorum zaten. Derin nefes almazsam nefes alamıyorum burada. Ay bak geliyorlar yine. Hocam. Gül Hanım, çıktı mı sonuçlar? Evet, çıktı hocam. Hiçbir sorun yok. EKG? Onda da. Oldu, teşekkürler. Hocam. Melis Hanım'ın nesi var? Hiçbir şey yok. Ya da şöyle söyleyeyim, biraz ilgiye ihtiyacı var. Siz patolojik unsurları eleyip psikiyatrik konsültasyon deneyin.
Çünkü anlaşılan şu ki Melis Hanım'ın derdi tamamen psikolojik. Kemal Bey nerede? Kendisinin biraz işi var. Ben ilgileneceğim sizinle. Ne demek işi var? Onun işi şu anda benim burada. Gelip benimle burada ilgilenmesi gerekiyor. Başka ne işi olabilir? Ay yok. Ay yok Allah'ım, bunlar beni öldürecekler burada kesin. Ay daha çok kendim ben. Ay. Yok. Yok, ben gerçekten mahkemeye vereceğim burayı. Hem burayı mahkemeye vereceğim, hem seni mahkemeye vereceğim, hem de o Kemal olacak doktoru mahkemeye vereceğim. Göreceksiniz o zaman hastayla ilgilenmemek ne demekmiş. Melis Hanım. Bakın Melis Hanım, patolojik hiçbir bulgu yok. Büyük ihtimalle panik atak geçiriyorsunuz. Sizi bu yüzden psikiyatri servisine yönlendiriyorum. Ne? Sen deli mi demek istiyorsun bana? Koskoca Melis Özkan'a deli mi diyorsunuz? Çabuk o Kemal doktoru çağırın. Ay Kemal doktor, gel ölüyor. Bir sakin olabilir miyiz? Kemal Bey'in bilgisi var ve kendisi şu anda gerçekten hasta olan insanlarla ilgileniyor. Ben psikiyatri servisinden hemen konsültasyon için yönlendiriyorum. Öyle. Gazetelere vereceğim burayı, göreceksiniz. Nasıl ben nedir hastanın durumu Gül Hanım? Dediğiniz gibi psikiyatriye yönlendirdim Kemal Bey. Ayrıca medikal geçmişini araştırdım. Bu şikayetlerle 5. gelişi. Hepsinde de yürüyerek çıkıp gitmiş. İyi, hadi gel. Hocam, siz en başından beri biliyordunuz değil mi bir şey olmadığını? Benim bilmemin bir önemi yok. Önemli olan test sonuçlarının ne dedi. Sen çok iyi bir doktor olacaksın Gül. Bugün yaptığını diğer stajyerlerin hiçbiri yapamazdı. Olayı çok iyi kontrol ettin. Ama bu başarı sana pahalıya patlayacak, haberin olsun. Akşam buradasın. Yönetime sunacağım rapor üzerinde birlikte çalışacağız. Hadi görüşürüz. Peki hocam. Girişim gereken hastaları karşılaştırdın mı? Evet. Sabaha kadar raporlayacağım onları. O kadar acelesi yoktu ya. Yok, ben hallederim hemen. Çok istiyorsun değil mi iyi bir doktor olmayı? Evet. Tıpkı sizin gibi. Nasıl yani? Sizin gibi soğukkanlı. Duruma hakim, zeki, bir de güzel gülen. Şey hocam, devam edelim mi? Mesai dışı saatlerde girişim zamanında gecikme var. Öyle olmaz. Bazı iyileştirmelere gitmek lazım. Hocam. Hı. 112 ile koordinasyonu arttırarak ambulansla tanı alır almaz ekibimizi uyaracak bir sistem üzerinde çalışamaz mıyız? Çok iyi fikir. Bunu kurula hemen sunalım. Gül, beni çok etkiliyorsun. Sadece çok çalışkan değildim. Aynı zamanda çok da zekisin. Gelmişken şu Mehmetsiz ablamı da göreyim bari.
birden idare ediyor ya. Yasemin. Yasemin nereye kayboldun? Niye beklemiyorsun beni? Sarp hadi eve gidelim biz hadi. Ablana telefonunu verseydik. Ben verdim. Verdin mi? Ha verdim. Çok teşekkür etti. Çok sevindi bir de. Sana da çok selam var. Ben de bir görseydim. Sen görme onu. Çünkü o çok önemli bir toplantıdaydı. Çok önemli bir toplantıdaydı. Ben toplantının tam ortasında girdim. O yüzden hiç gerek yok. Siz evde görüşürsünüz zaten sonra, tamam? Hadi gidelim biz. Gül. Beni yanlış tanımanı istemem. İlk defa böyle bir şey hissediyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ben de hocam. Bence şu an bana Kemal diyebilirsin. Hocam siz burada mıydınız? Ben siz yoksunuz diye kapıyı çalmadan girdim, kusura bakmayın. Önemli değil. Erkencisin. Ben size kahve getirmiştim. Odanıza bırakacaktım. Sütsüz ve şekersiz. Sen ben gelmeden kahveyi odama mı bırakacaktın? Evet. Sen makyaj mı yaptın? Evet, biraz. Hiç ihtiyacım yok ki. O kadar güzelsin ki. Of! Hocam yandınız ya. Sen yandın esas, ben değil. Ben değil. Tamam, yok bir şey yok. Sen eline bak, elin yandı. Hiç önemli değil. Düm. Ben şey yapayım o zaman. Dökülmüşü bırakıyorum. Siz benim kahvemi içersiniz. Şey yapayım. Gerçekten çok özür dilerim. Vizite görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun Gül ya? Kızım bir kendine gel ya. İş yerindesin. Ne bu heyecan? Evet, Metin Bey de olduğu gibi akut ST yükselmeli. Miyokart enfarktüs de altın standart tedavimiz nedir? Kim söyler? Gül Hanım. Güncel rehberlerde de uygulandığı üzere 90 dakika içerisinde PTCA uygulamasıdır hocam. Aynen öyle. Arkadaşlar sizden de böyle doğru ve hızlı cevaplar bekliyorum. Aynı Gül Hanım gibi. Metin Bey geçmiş olsun. Akşam tekrar uğrayacağım. Sağ olun Kemal Bey. Allah razı olsun. Rahat edebilirsiniz. Gül Hanım bir bakar mısınız? Bugün çok iyiydin. Sadece bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Altın Umalı'da yatan hasta sizi görmek istiyor. Ağrılar artmış. İlla Kemal Hoca gelsin dedi. Evet, anladım. İlla beni görmek istiyormuş. Akşam görüşürüz. Kolay gelsin.
aslında. Ben şöyle bir yerde inebilirim. Şurası. Evet evet, şöyle ineyim. Hangi arkadaşın evi demiştin? Nihal. Nihal diye çok eski bir arkadaşım var da onda kalacağım bu gece. Evet. İneyim ben. Görüşürüz. Tamam. Yarın görüşürüz. Yavaş. Pardon. Sarp. Hı. Şimdi ben Amerika'ya gideceğim. Bir daha beni göremeyeceksin diye çok mutlusun değil mi? Aynen öyle. Ama bak, benden sana bir abi tavsiyesi. Bu huylarını değiştirmezsen orada zorlanırsın. Hı. Ya bak, ciddi söylüyorum. Yani orada önüne gelene böyle bağırıp emredemezsin. Şuna bak ya. Ulu orta yapıyor bir de. Ne? Ne dedin? Aa, siz nereden geliyorsunuz bu saatte? Hastanelik çocuk değil mi ya? Gül! Üniversiteden arkadaşım. Tanıdığım desem daha doğru olacak. Bunları görüşüyor mu ben? O kim? Sana ne? Kim kim ya? Yok bir şey, yok bir şey. Gidelim mi? Evet arkadaşlar, unutmayın hastanın ilk çalışılan testleri negatif çıksa bile ilk 12 saat monitörize takip etmekte fayda var. Efor testi ise arada kaldığımız orta şiddetli hastalar için uygulanmalıdır. Geçmiş olsun. Sağ ol doktor bey. Size de geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, devam edelim. Benzer vakaları inceleyin. Akşam da kimse geç kalmasın. Gül Hanım, siz benimle gelin. Peki hocam. Bu kız da hiç ayrılmıyor peşinden. İyi de kemanoca deponu çağırıyor. Gül Hanım, öğlen işiniz var mı? Yok hocam. Güzel. Benimle kahve içiyorsunuz. Tamam. Sana soracaklarım var. Öğlen konuşuruz. Geç kaldım. Önemli değil. Buyurun hocam. Sütsüz ve şekersiz. Teşekkür ederim. Hocam. Her şey yolunda mı? Bir şey mi var? Kafamı kurcalayan bir şeyler var. Nedir? Yani neyle ilgili? Seninle ilgili. O gün senin yanına gelen arkadaşın adı neydi? Hani birlikte yemeğe gitmiştiniz. Arkadaşım. Sarp mı? Sarp. Siz onunla görüşüyor musunuz? Yani ikiniz. Bak öyle bir şey varsa bilmek isterim. Yok hocam. Siz çok yanlış anlamışsınız. Yani ben size söylemiştim. Sadece tanıdığım. Nasıl diyeceğim ki Sarp'ın evinde kalıyoruz diye? Nasıl anlatırım babamın yaptıklarını? Şimdi annemler yurt dışındayken siz beni arkadaşıma bırakırken muhtemelen gördünüz Sarp'ı. Ama sadece tesadüf. Yani o da oradan geçiyormuş, öyle uğradı. Yoksa başka bir şey yok, bu kadar. Gül bak, beni yanlış anlamanı istemem. Normalde böyle biri değil. Yani bana ne yaptıysan seninle ilgili her şeyi merak ediyorum.
Seninle yemeğe çıkalım. Konuşalım. Aileni, nerede oturduğunu, arkadaşlarını, her şeyi bilmek istiyorum. Seni öğrenmek istiyorum Gül. Hocam nefes darlığı ve göğüs ağrısı var. İyiyim ben doktor bey, bir şeyim yok benim. Olmaz olur mu? Karnına bir ağrı saplandı. Bir bağırmış, ne olduğumu şaşırdım doktor bey. Karıma bir şey olmaz değil mi ha doktor bey? Tamam, sakin olalım. Anlarız şimdi ne olduğunu. Başka bir şikayetiniz var mı? Sağ bacağımda bir ağrı var kaç gündür ama. Bacağın mı ağrıyor senin kaç gündür? Güzel gözüm, niye saklarsın benden böyle şeyleri? Gül, EKG ve kan gazı. Burada hocam. Pulmoner emboliye kart etmemiz lazım. Hastayı tomografi alalım. Yok, ben giremem bir şey falan. İyiyim ben. Muammer, ben hamileyim. Ne? Nasıl söylemezsin bana Hanife? Ne bileyim Muammer. Zaten iki kızımız var, zor geçiniyoruz. Elde yok, avuçta yok. Yahu ne olacak? İki tane çocuğun rızkını veren Allah üçüncüyü de verir. Dört. Ne? İkiz Muammer, ikizlere hamileyim. Ne? Evet, nasılsınız bakalım? Ben iyiyim doktor bey de. Muammer, Muammer'in nesi var? Kalbim kırık Hanife. Oldu mu? Kalbim kırık. Ya Muammer. Ya sen benden nasıl saklarsın bunu ya? İnsan sevdiğine bunu yapar mı hiç? Muammer Bey'in ciddi bir şey yok. Sadece aşırı heyecan ve stresten dolayı tansiyon yükseldi. Biraz dinlenecek o kadar. Sizin ayağınızdaki ağrı ve şişliğe girince derin ben trombozu dediğimiz ve gebelik döneminde kanın pıhtılaşması sonucunda ortaya çıkan bir durum. Zaten tedavisine de başladık. Ayrıca bebeklerin durumu da gayet iyi. Korkmayın. Ya. Oh, çok şükür. Sevgi de yalan olur mu hiç ya? Biz çıkalım siz rahat rahat. Üstüme geldin üç canlımdan. Evlilik ne zor işmiş ya. Ya, evet. Ama çok tatlılardı. Yani adının öyle kızış falan. Sen benden nasıl gizlersin? Yok efendim, insan sevdiğinden bir şey saklar mı? Adam haklı. Hasan dedi. Babam. Babam gelmiş de ben bir gidebilir miyim? Tamam. Ben de geleyim. Hem tanışmış oluruz. Hasan Efendi hele şükür senin şu Gülgül'le gelebildik ya. Bayıldım içinde. Baba. Gül kızım neredesin sen nasılsın? Vallahi yüzünü gören cennetlik yavrum. İyiyim iyiyim baba da. Babam Lütfü. Kemal Bey. Memnun oldum. Yurt dışında mısınız galiba? Evet, Hasan dedi. Ben efendim şoförüm. Memnun oldum. Memnun oldum. Gül bırak şimdi şoförü tanıştırmayı. Benim seninle hemen konuşmam lazım. Tamam baba, konuşuruz. Ben bir... Tabii tabii. Memnun oldum. Ben de, ben de. Evet, karar verdin mi yiyeceğine? Ben bir kahve içeceğim. Yemek? Yok canım, bir şey istemiyorum. Tamam o zaman. Ben de bir kahve içeyim. Pardon. Biz iki tane Türk kahvesi alalım, az şeker. Hadi anlat bakalım. Neyi? Her şeyi. Ailen ne iş yapıyor? Nerede oturuyorsun? Kardeşin var mı? Sana söylemiştim, senin hakkında her şeyi merak ediyorum. Evet. Söylemiştin. Biz Tarabya'da oturuyoruz. Babam iş adamı, ticaretle uğraşıyor. Öyle holding falan. Onlar da yeni geldi zaten. Annem de Paris'telerdi. Babamın bir de orada birkaç işle ilgili görüşmeleri vardı. Hiç belli olmuyor. Ne?
varlıklı bir ailenin kızı oldun. Yani o kadar mütevazi kendi halindesin ki. Hani vardır ya tipik zengin şımarık kız halleri. İşte o haller sende hiç yok. Ya o biraz bizim Yasemin'de var. Efendim? Yasemin, benim kız kardeşim. O da nişanlı. Yakında evlenecek. Ne güzel. Ya ne güzel. Ya sen benden nasıl saklarsın bunu ya? İnsan sevdiğine bunu yapar mı hiç? Sevgi de yalan olur mu hiç ya? Yok. Kemal. Efendim? Ben sabahtan beri sana yalan söylüyorum. Ne? Ailem konusunda. Annem, babam, şirket, kardeşim. Bütün bu anlattıklarım yalan. Yani hayatım son zamanlarda böyle anlattığım kadar güllük gülistanlık değil. Babam iflas etti. Her şeyimizi kaybettik. Kız kardeşim Yasemin de evlendiğinin ertesi günü boşandı. Alacak bir evimiz yok. Onu da kaybettik. Beni o gün bıraktığın yer arkadaşımın evi. Orası da Hasan dedenin evi. Hasan dede? Hasan dede hani bugün babamla birlikte gelen şoförümüz. Yani eski şoförümüz. Gidecek hiçbir yerimiz olmadığı için onlarla kalıyoruz. Bir de o sorduğun Sarp, onun torunu. Kemal, ben sana bütün bunları niye böyle anlattım, sana niye yalan söyledim gerçekten bilmiyorum ama ben çok özür dilerim. Başına gelenler, bütün bu yaşadıkların, ne diyebilirim bilmiyorum ama artık yalnız değilsin. Artık benden bir şey gizlemene gerek yok. Ne olursa olsun yanındayım. Sana her baktığımın içinde ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? İyi ki İstanbul'a gelmişim. Sen bana bu şehrin en güzel hediyesisin. Yanımdan hiç ayrılmak istemiyorum ama hastaneye gitmem lazım biliyorsun. Hadi gel seni de eve bırakayım. Ben de seninle geleyim. Hem sana yardım ederim. Tamam. Hadi gel. Artık prenses.
Ay burada mı uyuyakalmışım? E ben sana dedim yemekten sonra eve git diye. Yok olur mu Öşe, ben sana yardım edecektim. Ama tabii uyuyakalmışım. Of. Ne? Niye bakıyorsun öyle? Bir şey mi var yüzümde? Tipim mi komik? Saçın falan mı bozuk? Çok güzelsin. Hem de çok. Şu dosyaları bitireyim sonra yemeğe gidelim ha. Tamam. Müsait bir yerde durabilir miyiz? Buyurun. Bence yeterince uzaklaştık. O çocuk ya. Belki evde bir şey olmuştur. Ben bir gideyim yanına. Ne olur kusura bakma. Kalbim, ay kalbim. Ölüyorum. Hocam. Ay kalbim. Sence git, sen de anlarsın. Kalp doktoru gelsin. İstemiyorum ben. Doktor gelsin. Kalp sakin doktoru. Olun. Bir uzanın. Gül Hanım hemen monitörize edip vitallere bakalım. Bir de elektrosunu görelim teyzenin. Hemen hocam. Ay kalbim ay. Ay batıyor. Tamam neyiniz var kapatalım. Ay. Oh. Aman. Neyin varmış doktor bey oğlum? Sonuçlarınız gayet iyi Melahat Hanım. Hiçbir terslik görünmüyor. Sizi şimdi polikliniğe yönlendireceğiz. Orada kontrollerinize devam edebilirsiniz. Bu arada Gül Hanım da size sonuçları verecek zaten. Evet hemen hocam. Teşekkür ederim yavrum. Rica ederim ne demek. Bu arada siz romatizma şikayetiyle gelmiştiniz değil mi hastaneye? Boş ver romatizmayı oğlum. Kalp önemli kalp. Evet. Olsun ben yine de bizim branş doktorumuza haber vereceğim. Siz çıkmadan mutlaka muayene olun. Çok teşekkür ederim oğlum. Çok teşekkür ederim. Ben de tetkiklerinizi hemen getiriyorum. Kızım bir bakar mısın? Sana özel bir şey soracağım. Tabii. Buyurun teyzeciğim. Yaklaş. Doktor bey evli mi kızım? Hayır değil. Oh iyiymiş. Geçmiş olsun teyzeciğim. Teşekkür. Oh. Gir. Melahat Hanım'ı taburcu ettik hocam. 13 numaradaki hastanın durumu da stabil. Takip ediyoruz. Güzel. Hadi gel çıkıp bir şeyler yiyelim. Peki, olur. Beni şöyle hiç bilmediğim İstanbul'a özgü çok meşhur bir yere götürsen. Meşhur bir yer mi? Ya şaka yapıyorum. Böyle söylediğim her şeye inanacak mısın? Hadi gel şu büfede tosmos bir şeyler yiyelim. Yo. Madem istediniz sizi çok meşhur bir yere götüreceğim. Ya bir de iş dışı konularda sizi bizi konuşmasak. Hani hocam demesen. Denerim hocam. Ağız alışkanlığı ama çalışırım. Tamam.
İşte burası. Demek İstanbul'a özgü o çok meşhur yer burası. Evet o. Ama şu Boğaz'ın güzelliğine baksanıza. Bakamam. Çünkü şu an başka bir güzelliğe bakmayı tercih ediyorum. Buyur abi, Sinay var. Ah, abi bize iki tane atar mısın? Sanırım buna alışabilirim. Ne? İstanbul'a mı? Ne çabuk. Çok sevindim. Hayır. İkimize. Buyurun. Buyur abicim. Sağ olasın. Abi üstü kalsın sağ ol. Sağ ol. Evet. Buradan İstanbul'un hangi çok meşhur yerine gidiyoruz Gül Hanım? Onu da düşündüm. Size çok güzel bir yere yani. Buyurun. Siz de buyurun. İşte İstanbul'un meşhur Kız Kulesi ve en güzel manzaralı yeri. Bak gerçekten rezervasyonumuz var. Buyur. İyi ki yer ayırtmışsın da ayakta kalmadık. İlk defa yapıyorum bunu. Yani İstanbul'a geldiğimden beri ilk kez durup sadece bakıyorum. Hani ilkleri yaşıyorum dedin ya. Evet. Ben de İstanbul'u ilk kez böyle yaşıyorum. Eskiden yani paramız varken Boğaz'ın en güzel restoranlarında en iyi balıkları yediğimizde hiç şu anki kadar mutlu olmamıştım. En kötü anına. Sen arabadan iniyorsun ve gidiyorsun. Evet. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Sabah da göğüs ağrısıyla gelmiş ve ısrarla kendisine sizin bakmanızı istiyormuş. Bütün tetkikleri yapılmış, yine hiçbir şey çıkmamış hocam. Dur bakalım, anlar şimdi. Daha iyi misin anneanne? Bana bak Beren, biraz ruj sürse miydin acaba? Ne ruju hastanede anneanne? Merhaba Melahat Hanım. Ay, merhaba Kemal Bey oğlum. Kız sen de merhaba desene Kemal Bey'e. Yapar mı? Anneanne, ne yapıyorsun ya? Merhaba. Merhabalar. Melahat Hanım, dün olduğu gibi tetkikleriniz gayet iyi. Ben psikosomatik bir durum olduğunu düşünüyorum. Acaba aniden bir şey mi heyecanlandınız? Ay, ben de anlamadım. Doktor bey oğlum. Evde birden hastalandım, çarpıntım tuttu. Sorun torunuma. Bu benim torunum Beren. Ama nasıl? Bir içim su değil mi? Anne ne diyorsun ya? Ne var kızım, yalan mı? Maşallah, ne güzel kızsın. Ben bir hava alayım. Kemal Bey oğlum, özel konuşabilir miyiz?
Yaklaş bak. Kemal Bey oğlum, benim buraya geliş sebebim aslında başka. Ha, öyle mi? Nedir? Torunum Beren. Benim torunum çok güzel. Birbirinize çok güzel yakışırsınız, çok uyumlu olursunuz. Kendisi amarattır, güzeldir, elinden her iş gelir. Buluşsanız bak görün nasıl anlaşacaksınız. Melahat Hanım, sizi üzmek istemem ama... ben başkasına aşığım. Bırakırlar mı? Bu da gitti elden. Benim torun gene kaldı. Gir. Ben çıkıyordum. Bir şey ister misin diye sormaya geldim. Evet. Seni evine bırakmak isterdim ama maalesef nöbetçiyim. Tamam o zaman ben de kalayım. Gerek yok. Bence eve gidip dinlenmen en iyisi. Ama ben kalmak istiyorum. Bazı hastalar var ilgilenmek istediğim. Peki doktor hanım. Ama... yorulursan eve gideceksin, anlaştık mı? Anlaştık ama yorulmam. Ben de öyle tahmin etmiştim. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Tamam hocam. Ben sana yorulursun eve git demedim mi? Yorulmadım ki. Aferin, iyi bir doktor olmanın ilk kuralını öğrenmişsin. Yorulsan bile söylemeyeceksin. Hadi gel kahvaltı edelim. Oradan da seni eve bırakırım. Tamam. Ben üzerimi değiştireyim. O zaman kapıda buluşuruz. Tamam, anlaştık. Olsun. Kolay gelsin. Buyurun. Kemal Kalili'nin odası ne tarafta acaba? Birinci katta. Teşekkürler. Buyurun ben yardımcı olayım size. Kendisi şu an muhtemelen odasında değildir. Siz hastası mısınız? Hayır. Karısıyım. Aslında eşinizi bekletmeyin.
Hayır. Gül. Kusura bakmayın hocam, ben dün biraz rahatsızlandım, gitmek durumunda kaldım. Ama artık işimin başındayım. Bunu haber vermek için uğradım. Önemli değil, otursana. Gül, lütfen. Otur. Gibi. Değil miyiz Kemal? Ah. Kemal hocam. Baksanıza hakkınızda hiçbir şey bilmiyormuşum. Biz Seçil'le boşandık. Yani evrak işleri, kanunlar falan, bir takım pürüzler, iş biraz uzadı. Ama eninde sonunda bitecek. Boşanacağız. Neden bana söylemedin? Ve neden sana aşık olmama izin verdin? Gül. Sana da söylediğim gibi, ben bu mesleğe aşığım. Ve bu aşk senden baskın çıktı. Bir isteğiniz yoksa ben aceleniyorum hocam. Dün sabah aniden fırlayıp giden kız değil misin? Evet. Benim biraz acelem vardı. Ben Seçil Gündoğan. Dün tanışamadık. Yeni cerrahi bölüm başkanı. Öyle mi? Hayırlı olsun. Gül. Gül demek. Üzerine değiş, benimle gel. Stajyer değil misin sen? Üzerine değiş, yanıma gel. Kemal Bey'in bir hastasına bakacağız. Günaydın. Dünkü hastanın mezenteriz kemik şüphesi olduğunu neden bana söylemedin? Ne? Seçil sana konsültasyon sonrası söylemiş, not al diye. Ama sen atlamışsın. Hastanın batını rahat, hassasiyet yok. Tetkiklerde de bir anormallik yok. Cerrahi bir patoloji düşünmedim. Gül, kafana yazacaksın bunları, kağıda değil. Böyle çok vakit kaybederiz. Sen konsültasyon notlarını Kemal Bey'e iletirsin. Bir dakika, bir dakika. Bana böyle bir şey söylemedi. Yoksa benim bunu unutmam mümkün değil. Yani en azından o kadar değil. Söylemedi mi? Hayır.
Bana önemli bir şey olmadığını söyledi. Ben konuşurum onunla. Sen vizit için hazırlan. Seni gördüm, çok iyi oldu. Sen bilirsin, Kemal Hoca nerede? Seçil Hanım'ın odasında, ne oldu ki? Hemen 6 numaradaki hastaya bakması lazım. Ben acile gidiyorum, sen söyleyebilir misin? Hadi lütfen. Dur, bekle ben... Yok ya. Sana da günaydın. Bu yaptığına gerçekten inanamıyorum Seçil. Ne diyorsun ya sabah sabah? Gül'e hasta ile ilgili endişelerini söylememişsin. Kızın haberi bile yok. Bak, kişisel sebeplerinden dolayı gencecik ve tecrübesiz bir kızla oynama. İki şeyi birbirine karıştırma. Ve bir daha asla Gül'le uğraşma. Sen de inandın öyle mi? Kemal, benim işle ilgili bir konuda böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünüyorsun sen ya? Tamam, anladık. Kıza karşı bir ilgin var. Ama sence de biraz fazla abartmıyor musun? Bunun Gül'e olan ilginle bir alakası yok Seçil. Ha, öyle mi? Neyle alakası var? Kemal. Benim için kolay mı sanıyorsun ya? Seninle böyle yan yana ama... iki yabancı gibi olmak. Senin yanında olmak ama sana dokunamamak. Gözlerine baktığımda başka birini görmek. Bunu sen istedin. Ben mi istedim? Her şeyin böyle olmasını sen istedin. Kemal, sana yemin ederim ben böyle olsun istemedim. Ama o kadar yoktum ki, o kadar çalışıyordum ki. Kemal Hoca'ya söyler misin? 6 numaradaki hastaya baksın. Tüm onları beni en yakın arkadaşımla aldatmadan önce düşünecektin.